Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. İsmim Hasan Zeki Alp. CFX Server'da Lua scriptlerinin incelenmesi bahsinin ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Daha önceden de anlattığımız üzere Lua oyun sektöründe yoğun olarak kullanılan bir script dili ve siz arkadaşlar bunun bilincinde olaraktan Lua programlama ile ilgili derslerime yoğun şekilde ilgi gösterdiniz. Onun için size minnettarım, teşekkürlerimi bildirmek isterim arkadaşlar. Tabii bunun server tarafı da var. Server tarafında elbette bu konfigürasyon dosyaları olsun, Lua script dosyaları olsun, bunların izlenebilir olması, gözlenebilir olması, değiştirilebilir olması, modifiye edilebilir olması, bunların hepsi sizin Lua programının sentaksına hakim olmanızla gerçekleşiyor ve dolayısıyla senaryolar olsun, açılış haritaları olsun ya da başka tool'lar olsun, bunların üzerinde tam hakimiyet kurmanıza imkan veriyor arkadaşlar. Bunları ben deneyerek yapmış değilim. Ancak Lua'nın nelere kadir olduğunu bildiğim için, Lua kodlarının ya da Lua scriptlerinin marifetiyle neler yapılabileceğinin farkında olduğum için, bunun da bilincinde olduğum için bunları size söylüyorum. Şimdi ben geçen programda size C hard diskime Hasan Zeki Alp isminde bir CFX server kurduğumu belirtmiştim arkadaşlar. Ve de bir girizgah yapıp bu server içerisindeki dizinlerin teker teker incelenmesi, gerek Lua config dosyaları ya da işte Lua uzantılı script dosyaları olsun, bunların içeriklerini teker teker incelemeye başlamıştık arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu arada Eclipse, pardon, JetBrains'in IntelliJ IDEA ortamını kullanıyorum. Ancak Lua kodlarının görülebilir, izlenebilir olması için, yani edit edilebilir olması için muhakkak JetBrains'in o geliştirme ortamının kullanılmasına gerek yok. Herhangi bir editör de olabilir. Mesela Brackets de olabilir. Notepad 3 galiba, Notepad 4 de olabilir. Atom da olabilir, Item de olabilir. Yani birkaç, hatta Lua'nın Scity denilen kendi geliştirme ortamı da olabilir arkadaşlar. Yeter ki siz kodun Lua kodlarına, Lua script kodlarına görebilirsiniz. Bunlara erişebilirsiniz. Zaten sorun burada. Bunu gördükten sonra bu kodların üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz ya da kodların yorumunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şimdi masa üstüne geçeyim ve de JetBrains firmasının IntelliJ IDEA'sı içerisinde dosyalarımızı incelemeye başlayalım. Evet, geçen ders cvchat.lua dosyasını açmıştım arkadaşlar. Burada hangi dizinin içerisinde de gameplay, chat, şöyle gameplay, chat ve bunun içerisinde cvchat.lua diye bir dosya vardı arkadaşlar. Şuradan da bunun bir Lua dosyası olduğunu görüyoruz. Şöyle inceleyebiliriz. Başlangıç itibariyle register server event denilen bir değişken içerisine ben bütün başlangıç verileriyle ilgili tanımlamaları atıyorum arkadaşlar. Bunların hepsi server chat init, chat add template, add message, add suggestion, remove suggestion, message entered, chat clear, comment fallback şeklinde. Bunların tamamı chat ile ilgili bölümün, chat ile ilgili menünün alt dizinleridir arkadaşlar. Init başlangıç anlamındadır. Add template ona şablon ya da template ekle anlamındadır. Mesaj ekle anlamındadır. Add message veyahut da bir teklif sun anlamındadır. Teklifi geri çek anlamındadır. Mesaj girildi anlamındadır. Ya da clear anlamındadır. Chat'i clear et anlamındadır. Ya da command fallback komutu geri al anlamındadır. Yani exit'e karşılık geliyor arkadaşlar. Bu tanımlamalar başlangıç itibariyle register server event denilen bir değişken içerisinde bunlar tanımlanmış oluyor arkadaşlar. Bunlar daha sonradan kullanılabilir. Hangi dosyadan bahsediyoruz? CV underscore chat Lua programından bahsediyoruz arkadaşlar. Bu benim şurada da görüyorsunuz dizini. C hard diskimdeki CV CFX Server Data Master denilen bir dizin içerisindeki resources dizin içerisindeki bir Lua dosyası. Add Event Handler'dan bahsetmiştim arkadaşlar. Add Event Handler bir şekilde kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir mouse hareketi ya da mouse tıklama hareketi ya da mouse'un bir bölgeden bir sektörden bir sektöre getirilmesi hareketinin bir olay olaraktan kaydedilmesi ve bu olayın başka program içerisinde
algoritma içerisinde başka verilere, başka program parçacıklarına tetiklemesine yol açan işleri gerçekleştiren komuttur arkadaşlar. Add Event Handler. Yani olay ele alıcının eklenmesi. Burada ilgili kısım nedir? Chat'tir. Mesaj Enter. Örneğin mesaj girilmişse şu işlem yapılacaktır demektir arkadaşlar. Yani şu söz konusu ilgili eylem, yani action diyebiliriz. Burada fonksiyon, yani yazarı, rengi ve mesajı. Yani başka ne veriler olabilir? Belki mesajın uzunluğu olabilir arkadaşlar. Burada da bu fonksiyonun yapısının kurulmasında da bir karşılaştırma yapılıyor arkadaşlar. If karşılaştırma şöyle. Eğer mesaj yoksa ya da yazarı yoksa, yani sahipsizse, bu durumda geri dön diyor ve de hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Yani mesaj yoksa yapılacak iş yok anlamında şu kısım var. Bu belki size saçma gelebilir ama her bir bilgisayar programlamada her bir koşulun, her bir durumun, state'in bir şekilde belirginleştirilmesi gerekir. Yani belirsiz bir durum olduğunda program o noktada ne yapacağını bilemez o arkadaşlar. Dolayısıyla o belirsiz durumun önlenmesi için mesaj yoksa ya da yazar belli değilse bu durumda hiçbir şey geri döndürme diyoruz arkadaşlar. Trigger event, tetikleyici olay anlamındadır bu. Trigger event, bu da bir sistem tarafından çalıştırılan bir kullanılan bir metottur arkadaşlar. Burada da bakıyorum kaç tane argüman almış. 1, 2, 3, 4 tane argüman almış arkadaşlar. İlk argüman zaten söz konusu chat ile ilgili title'dır, başlıktır. Chat mesajı bu. Kaynağı nedir? Yazarı kimdir? Ve mesajın kendisi nedir? Burada da bunu yaptıktan sonra bir açıklama daha var burada arkadaşlar. Bir karşılaştırma daha var burada arkadaşlar. Bakın şuraya kadar geliyor şimdi. Bu trigger event şuradan şuraya kadar söyleyebilirim. Şuradan şuraya kadar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada da Add Event Handler'ın devamıdır bu arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar geliyor. Bakın şöyle gösterebilirim. Evet. Şuradan başlıyor şuraya kadar. Tabii bu Add Event Handler içerisinde mesajın girilmesiyle ilgili işlemler var. Daha sonra if not was event canceled. Eğer söz konusu olay, söz konusu durum iptal edilmediyse, bakın burada not'la karşılaştırma yapılmış arkadaşlar. Yani olay iptal edilmediyse, yani devam ediyorsa, bir olaya başlanmış olay devam ediyorsa bu durumda trigger client event. Client demekle kullanıcı tarafı kastediliyor arkadaşlar. Yani user tarafı kastediliyor. Yani oyuncu, gamer kastediliyor. Trigger burada da chat mesajını oluştur. Bu -1'in fonksiyonunu bilmiyorum arkadaşlar. Author yazarı göster ve de 255, 255, 255. Bu da renk olgusuyla ilgili red, blue, green ile ilgili bir doygunluk rakamı arkadaşlar. Ve de burada mesajın kendisi var. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Burada bir tane daha print var. Author'u yazdır diyorum. Şu concatenate anlamına geliyor arkadaşlar şeyde. Lua programlama dilinde. Yani bundan sonra bunu hemen buna bitiştir anlamındadır arkadaşlar. Daha sonra mesajı yazdır diyorum. Şu üst tel 7 bunun fonksiyonunu bilemiyorum arkadaşlar. Burada üst tel 7 menülerde ilişkilendirilmiş bir şey olabilir. Yani şu komple print mesajı içerisindeki dizine şöyle bir göz attığımda yazar, bunun yazarı yazdırılacaktır. Hemen akabinde şu iki nokta concatenate etme, yani iki dizini birbirinin ardı ardına yerleştirmedir arkadaşlar. Daha sonra şu var. Burada yine şunla mesajla şunla birleştirecektir. Bakın şuraya kadar geldik ve de burada event handler bitti. Demek ki ben şu CV server side chat Lua içerisinde Add Event Handler'ın tanımlamasını şurada bitirdim. Bir tane daha burada Add Event Handler var arkadaşlar. Bu da ne için? Bakın şuradaki chat mesaj entered ile ilgili. Bakın şöyle söyleyebilirim. Şurada init ya da entered, bu şurada başlıyor. Daha sonra bu chat ile ilgili ikincisinde CFX'in command fallback, yani çıkılması ya da eski komuta dönülmesi durumunda ne yapılacak? Burada da fonksiyon şöyle tanımlanıyor. Lokal olaraktan bir name tanımlaması yapıyorum. Get player name. Burada da işte oyuncunun ismi girilecektir arkadaşlar. Name denilen değişkene. Muhtemelen bir yerlerde get player name'i bizden girmemiz isteniyor arkadaşlar. Burada source diyor zaten, kaynak olaraktan alacaktır. Ve de bu herhangi bir şekilde bir nick olabilir örneğin. Trigger event dediğimiz tetikleyici olay ise daha öncekine benzer şekilde, bakın trigger event burada chat mesaj, source, author ve mesaj şeklinde 4 tane
argüman alıyordu. Yani parametre alıyordu. Burada da ona benzer şekilde chat message source name slash işareti ve hemen bunu bitmişin bitişiğindeki bununla bitiştirecek anlamındadır ve comment var. Demek ki sizden isminizin hemen sonrasında bir komut girmenizi bekleyecek arkadaşlar. Bu yapılan şey nedir peki? Bu komut girdikten sonra bu trigger event denilen değişken metot diyebiliriz buna. Çünkü bu çağrılacaktır başka bir program parçacı tarafından. Bu komutu algılamak, komutu almak üzere bu trigger event denilen metodu çağıracaktır arkadaşlar. Bunu da açık yazılımını şurada görüyoruz. If not karşılaşmasıyla. Eğer event iptal edilmediyse, yani hala devam ediyorsa bu durumda trigger client event, yani işte tarafı yine yukarıdakine benzer şu işlemi yapmasını istiyoruz arkadaşlar. Ancak bir farkla ki burada da komutu ilave ediyoruz daha önce de söylediğim gibi. Ve de eğer iptal edilmediysenin olumsuzluğu nedir arkadaşlar? İptal edilse cancel event olacaktır. Muhtemelen burada kişi çıkmak için escape'e basmıştır veyahut da exit'e basmıştır arkadaşlar. Burada bakıyorum şimdi bu server side chat Lua dosyama, scriptime player join messages var arkadaşlar burada. Yani oyuncuların eklenmesi durumunda, katılması durumundaki mesajlar var. Bakıyorum bu da aşağıya kadar epey bir devam ediyor. Şöyle birkaç safhasını açıklayabilirim. Add event handler'ımız bu kez yani olay tutucu olay tutucunun eklenmesi denilen metotta chat var. Başlangıç menüsünü, başlangıçtaki menü sekmesini kabul ediyoruz ve de fonksiyon diyoruz. Fonksiyonda da başlangıçtaki şuradaki trigger client event dediğimiz istemci tarafındaki olay tetikleyicisinde yine chat mesaj menüsünün seçildiğine eksi bir bu hata mesajı da bir şey olsa gerek arkadaşlar. Eksi bir tam bir yorumlayamadım bunu. Evet. Renk bilgileri üstel 2 bu da menülerde bir fonksiyona karşılık geliyor olması lazım. Tabii bunları benim tam doğru olarak yorumlamam için bu açılış sayfasındaki bu kullanıcıya sunulan, client'a sunulan, gamer'a sunulan menü yapısına benim aşina olmam gerekir arkadaşlar. Tabii ben bu programı kullanmadığım için dolayısıyla bu menü konusunda biraz aşina değilim arkadaşlar. Bunlar mesela menüyü görebiliyor olmam lazım. Bunlara hemen şu şudur, şu şudur diyebilmek için arkadaşlar. Get player name, source. Bundan sonra buna left ekleniyor ve de gerekçesi ekleniyor. Bunu tam anlamlandıramadım açıkçası. Register comment diyerekten komutun kaydedilmesiyle ilgili bir metot var. Burada da söyle diye bir fonksiyon tanımlaması var. Bakın burada source, argument ve row comment'inden 3 tane argüman kabul ediyor. Row comment doğrudan doğruya Lua komutudur arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu fonksiyonun tanımlaması da chat message menü sekmesi kabul edecek. Kaynak olaraktan sıfır alınıyor. Ve de bu mantıksal bir end var burada arkadaşlar. Mantıksal end ne demektir? Bu lojik karşılaştırmanın hem sol tarafı hem de sağ tarafı, yani end ile bağlanan kısmın öncesi ve sonrasının her ikisinin de mantıksal ifade olaraktan bir değerini vermesi lazım. Yani true değerini vermesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şu chat ismi neydi bu metodun? Evet, trigger client event denilen istemci olayının tetiklenmesinin gerçekleştirilmesi için şu end ile şey yapılıyor. Bakın hem şu kısmın hem de şu kısmın true neticesini vermesi lazım. Burada bir de or var. Bunlardan herhangi bir tanesi birse bu olaya neticesini bir vermeye, bir çıkmasına yeterli olmaktadır arkadaşlar. Burada comment suggestions for clients diyor. Bu da istemcilere, yani oyunculara komut teklifleri, yani sizin için şu komutlar available'dır, şu komutlar müsaittir kullanılabilir anlamında komutlar var. Bunlarla da ilgili refresh commands diyerekten bir fonksiyon tanımlaması yapıyoruz arkadaşlar. Tabii bunun argümanı veya parametresi player. Bunlar
kullanıcı tarafından kullanılabilir komutların tanımlanmasıdır arkadaşlar. If komutuyla if get registered commands eğer kayıtlı komutlarsa yani kullanılabilir olan komutlarsa yani sistem tarafından tanınan komutlarsa bu durumda local registered commands buraya yerleşir diyoruz. Yani sistem tarafından kullanılan komutu ben kendi registered commands denilen yazmacıma, variable'ıma, değişkenime atamış olurum arkadaşlar. Daha sonra suggestions tablomda şu anda sıfırdır. Bakın bu bir tablodur hatırladığınız gibi. Suggestions teklifler demektir arkadaşlar. Daha sonra burada for in döngüsü var arkadaşlar. For hatta iPairs üzerinde yani ikililer üzerinde bir for in döngüsü var. Dediğim gibi eğer anlatmakta olduğum Lua derslerine ayrıntılı bir şekilde eğer incelemişsek arkadaşlar buradaki çeşitli sentaks yapılarına aşina oluruz ve de bunlar ben bir şey anlatmaya kalktığımda bunlar ses getirir arkadaşlar. Yani neden bahsediyor hocamız demezsiniz arkadaşlar. Burada da bakın for in döngüsüyle bir iterasyon yapılıyor arkadaşlar. Yani şu iPairs anahtar sözcüğüyle neyin üzerinde tarama yapıyoruz arkadaşlar? Register commands üzerinde tarama yapıyoruz. Yani kullanılabilir, kaydedilmiş olan komutlar üzerinde her birisine birer tarıyoruz. O komut şu mu, bu komut bu mu şeklinde. Ve de do diyerekten de bunun alanını şuradan şuraya kadar belirliyoruz arkadaşlar. Bakın kullanmakta olduğum geliştirme ortamı bana belirtilen komutların kontekstlerini hatta şöyle menzillerini, range'lerine kadar gösteriyor arkadaşlar. Sizlere de bu şekilde bakın. Bu programın adı nedir? Bu programın adı IntelliJIDEA'dır arkadaşlar. Bakın IntelliJIDEA JetBrains firmasının ben özellikle aralarda bu şekilde bu bilgileri araya serpiştiriyorum ki siz de bu aramaları yapıp bu programları kendinize indirebilirsiniz. Bakın JetBrains firmasının jetbrains.org diyerekten girdiğinizde dolayısıyla siz bunu community yani bedava ücretsiz olan versiyonunu indirebilirsiniz. Biraz uzun sürecektir ancak ilgili işlemlere girdikten sonra yeni proje oluştur diyerekten new project diyerekten siz bir dosya açabilirsiniz ve de o dosyaya da benim bu şekilde yaptığım gibi hazırlanmış olan hazırladığınız server ya da işte ilgili oyunun o dizindeki alt dizinlerine bakıp buradan Lua kodlarına görebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim buraya. Eğer bu underscore işareti şeydir default değişken anlamındadır arkadaşlar. Tabi bu neticede bir alfa heksadesimal bir karakter olduğu için bu da bir karakter isim olabilir. Yani artık A, B, C tükendikten sonra şöyle sırf underscore denilen şu değişken bu register commands üzerinde gezinen, traverse eden değişkendir arkadaşlar. Yani asıl counter'ımız, sayımız budur. Ve de neyi arıyoruz? Register commands denilen kaydedilmiş komutlar içerisinde bizim komutumuzu taratıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla her bir komut için şuradan şuraya kadar olan işlemler gerçekleştirecektir. Tabi burada şöyle bir karşılaştırma daha yapıyoruz. If komutundan sonra is player A's allowed usta oyuncuya veyahut da as oyuncuya izin veriliyor mu diyerekten eğer bu içerisindeki mantıksal olaraktan true ise arkadaşlar bakın şuradan şuraya kadar olması lazım. Evet. Bakın nereden şunu nereden başlayıp nereden bittiğine bakalım. Evet. Yani bakın şimdi şuradan şuraya kadar dikkatinizi çekerim. If is player ace allowed denildiğinde eğer as oyuncuya izin verilmişse anlamında. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu şekilde bir if komutu gördüğümüzde hemen if komutundan sonraki parantez aç parantezle kapa parantez arasındaki olan bitenlere odaklanmamız gerekir. Bu ne demektir? Bu gölgelendirmiş olduğum shaded kısım, highlight edilmiş olan kısım eğer geçerliyse yani bu bir true neticesi verecekse bu durumda then'den sonraki şu kısım icra edilecek anlamında arkadaşlar. Yani şuradan şuraya kadar olan kısım icra edilecek. Peki öyleyse bunun ne olduğuna bakalım. Şurası demiştik değil mi arkadaşlar? Evet. Eğer oyuncu belirtilmişse bir komut varsa komuttan sonra o komuta ilişkin bir uzantı da verilmişse ve de o komutla ilgili format verilmişse yani komutun ismi verilmişse bu durumda her birisi için bu gerçekleşecek anlamında. Peki ben burada neyi
ileriye süreceğim. Table insert ile suggestion dediğim başlangıçta boş olan tabloya, yani hiçbir öneri olan olmayan tabloya veriler ekleyeceğim arkadaşlar. O da isim diyorum, işte isim şu ve komut şu. Buradan şimdi daha açık anlaşılır hale geldi arkadaşlar. Buradaki uygulayıcı, yani client tarafındaki, oyuncu tarafındaki kişiye kendisi komut ekleyebilir arkadaşlar. Bakın kademe kademe artık daha sarih, daha açık hale geldi. Öyleyse bu komutların her birisinin üzerinde de acaba onu mu ekledi, bunu mu ekledi diyerekten traverse ettiğimde, yani gezindiğimde şu koşul geçerli olduğu sürece, yani komut belli bir formatta yazıldığı sürece ve de komutun ismi de belirtildiği sürece ben suggestion tabloma, yani komut yeni komutlar ekleme tabloma bunları birer birer ekleyebilirim arkadaşlar. Name diyorum. Bir tırnak içerisinde slash taksim işaretiyle bundan sonrasını komutu ekliyorum. Yardım olaraktan da eğer istenirse buraya da bir şeyler eklenebilir. Yani help komutuyla da o konu hakkında açıklama verilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla ben kaydedilmiş komutların her birisiyle ilgili suggestion tablosunun nasıl dolduracağını size anlatmış oldum arkadaşlar. Aşağı doğru gelirsek arkadaşlar, trigger client event diyerekten yine istemcinin tetiklediği olay bahsine dönüyoruz. Burada da add suggestion kısmı var. Player ve suggestions. Burada bahsettiğimiz gibi burada suggestion tablosu belli bir nokta getirdiğinde bunu oyuncuyu ve teklifler ekle menüsü işler duruma gelecektir arkadaşlar. Bilgisayar programlamada şöyle düşünmek gerekir arkadaşlar. Eğer herhangi bir konu, herhangi bir bahis veya da bir durum, bir state eğer olumlu ya da olumsuz kod içerisinde geçiyorsa o kodla ilgili durum gerçekleştiğinde biz o kodun içerisinde belirttiğimiz söz konusu durumun ne olduğuyla ilgili kullanıcıya bilgi verebiliriz arkadaşlar. Bir kez daha sunuyorum. Eğer bir program içerisinde şu veya bu şekilde bir kod parçacığı ile o anda geçerli olabilecek durumlardan herhangi bir tanesi hakkında bir açıklama yapmışsak, o açıklama neticesinde de, o açıklamanın dahilinde de, o olay gerçekleştiğinde ne yapılmasına dair bir kayıt varsa program içerisinde ola ki o ona benzer bir program ya da ona benzer bir olay ya da o olayın ta kendisi gerçekleştiğinde o olayla ilgili dış ortama ne mesaj verileceğiyle ilgilidir. Örneğin burada eğer kullanıcı komut eklemek istiyorsa komut eklemeyle ilgili şu kısım trigger client event dediğimiz, yani istemci olayı, yani komut ekleme olayı tetiklendi anlamında, tetiklensin anlamında bir kısım eklenmiş oldu. Yine burada add event handler'da chat init, chat başlatma menüsüne şöyle bir fonksiyon ilave ediyorum. Refresh commands diyerekten, yani komutları tekrar yenile anlamında. Çok fazla bir ayrıntı yok bunda. Yine olay ilave etme, olay mouse etkinliği ya da kullanıcı etkinliğine ekleme şekli baktığımda on server resource start var. Burada da server resource start olayının etkinleştirilmesi durumunda, örneğin böyle bir menü sekmesinin tıklanması durumunda yapılacak olan işi anlatılıyor arkadaşlar. Burada da bir fonksiyon çağrılıyor. O fonksiyon da 500 gibi bir milisaniye tik kadar bekliyor. Yani wait komutuyla bekletiyor arkadaşlar. Daha sonra burada yine iPairs get players içerisinde oyuncuyu, kaç tane oyuncu varsa bunlarla ilgili bir komut gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Yani şu add events handler'ın içerisindedir gene arkadaşlar. Bakın şuradan bakıyorum. Şuradan şuraya kadar bu devam ediyor. Öyleyse şu for in döngüsü, for in pairs döngüsü de bu add event handler dediğimiz olay içerisinde işlenecek, yürürlüğe girecek demektir arkadaşlar. Burada da her bir oyuncu için get players dediğine göre oyuncuların tamamı için ben komutların yenilenmesini sağlamış oluyorum arkadaşlar bu kod parçacığı ile. Bakıyorum buraya kadar geldik. Evet. 40 dakika bir süremiz oldu. Şimdilik CV Chatlin'den kısmı anlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir kademe geri geliyorum ben. HTML içerisine geliyorum. HTML içerisinde
JavaScript kodları var. JavaScript kodları bu dersin kapsamında değil arkadaşlar. Aslında bunları da anlatabilirim ancak size söz verdiğim üzere önce Lua üzerine gidelim. Daha sonra aslında bunları anlatmaksızın bir yere oturmayacak ancak önce Lua diyorum arkadaşlar. Bakın burada client side chat Lua'yı göstermiştim geçen ders. Bu derste server side chat Lua'yı göstermiş oldum. Yukarıya doğru çıktığımızda artık yani şunu kapattığımızda HTML'i de kapatayım ve chat bahsini de kapatayım arkadaşlar. Dolayısıyla chat team GTAO var. Bakıyorum. Şöyle bir girizgah yapıp bir sonraki derse temel hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi chat temalarıyla ilgili GTAO denilen alt dizinde FX server içerisindeki Lua scriptlerini inceliyoruz arkadaşlar. Yaptığımız şey budur. Ve bu kez yine fx manifest.lua diye bir dosyayı açtım. Bakıyorum burada. Evet, daha önce gördüğümüz daha sonraya attığım dosyanın tanımlanmasını görüyoruz arkadaşlar burada. Bu şekilde bir gösterime Python'daki importlara benzetebilirsiniz arkadaşlar. Ya da C++'daki naming yani ortam değişkenlerinin sağlanması, kullanılabilir hale getirilmesine benzetebilirsiniz. Veyahut da Java'daki modül import etmelere veyahut da kitaplık import etmelere benzetebilirsiniz arkadaşlar. Burada da style.css ya da shadow.javascript uzantılı dosyaların erişilmesi gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Zaten bu bir Lua dosyası. Lua dosyasının içerisinde de konfigürasyona ait bir veriler elbette var. Burada chat team dediğimiz bir değişkenin tanımlaması da şöyle GTAO şeklinde. Bu GTAO bilinen bir şey olsa gerek. Şuradan şuraya kadar ben bu chat team'i de tanımlamasını yapıyorum. İşte style sheet denilen nasıl bir format içerisinde olacak? Burada style sheet CSS bezeme programını kullanıyorum. Bu HTML ile CSS biliyorsunuz birbirine tamamlayıcı eşlenik bir program denilebilir. Web geliştirme programı denilebilir. Aynı zamanda burada script diye bir değişkenim var. Shadow.js bunun üzerine ısan edecektir arkadaşlar. Message type liste burada da bununla ilgili ilk başlangıç verileri var. Ve de oyunun adı common, FX version'da diamond şeklinde. Burada fazlaca anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Shadow.js'i şöyle bir açalım. Bakın şey burada fonksiyon ile Shadow.js. Aslında JavaScript program elbette açıklanması, anlatılması gerekir ancak burada uzun uzun bu sistem tarafından kullanılanların başlangıç değerleri var arkadaşlar burada. Bakın ilk başlangıç değerleri vermişler. Bunları bir ileri safhada tekrar dönüp anlatmak ihtiyacını duyacağım arkadaşlar. Şimdilik bunlarla ilgili odaklanma, yoğunlaşma bir şey ifade etmeyecek arkadaşlar. Evet, CSS bu. Evet. CSS kodunu almışlar için belki bir noktaya kadar bir şeyler ifade edebilir. Evet, şimdilik arkadaşlar bahsettiğimiz üzere gameplay içerisinde chat team GTAO dizinin içerisindeki manifest tablosunu da scriptini de sizlere tanıtmış oldum. Bir sonraki derste şuradan itibaren kaldığımız yerden itibaren neler varsa player name'sen örneğin buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir nişangah koyayım. Evet arkadaşlar server dizinin içerisinde server dosyaları içerisinde geziniyoruz. Sizlerden gelen cesaret verici yorumlar üzerine biraz daha ayrıntılı anlatma gayreti içerisindeyim. Fakat artık bahanem yok. Oyunu oynamıyorum ama kodları size açıklamak durumundayım. Ve de eğer ki bu sentaksa da aşinaysanız benim anlattıklarım boşa gitmez diye düşünüyorum. Hele hele biraz da bu oyun programının kendisinin dizinin içerisindeki Lua scriptleriyle biraz daha aşinaysanız olmuşsanız dolayısıyla işiniz biraz daha kolaylaşacak diyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
İyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın diyorum. Abone olmamış olanlar da abone olmayı unutmasınlar. Abone olanlar eğer bildirimleri açmışlarsa yeni bir dosya eklediğimde otomatikman o dosya önlerine geliyor arkadaşlar. O dosyadan haberdar oluyorsunuz. Başka türlü benim sağ solum belli olmuyor. Her saat yeni videolar çekmek durumunda kalabiliyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde eksik kalsınlar istemiyorum. Şimdi bu kadar. İyi akşamlar olsun. Herkese sağlık, afiyetler diyorum. İyi akşamlar.